Selam arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman sonra özleştik artık galiba. Dedim Yasemin, bugün alışveriş de yaptık hazır. Oha. Bir video çek. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar, şükür iyiyiz. Toparlanmaya çalışıyoruz artık yavaş yavaş. Biliyorsunuz artık iş telaşı var. Yeni bir iş, yeni bir öğretim, okullar falan derken bayağı bir yorgun düştüm bu aralar. Şimdi ama artık geri dönmeye başlıyorum yavaş yavaş. Bomba gibi geri dönüyorum hem de. Şimdi bu hafta biz yine alışveriş yaptık. İnşallah güneş sizi rahatsız etmiyordur diyeceğim de şuradan mı şöyle mi çeksem, ne yapsam bu güneşi ben. Bugün bayağı bir güneşli hava. Şöyle bir kapatayım, belki biraz işe yarar. Çocuklar da bana yardım ediyor, teyzelere. Şimdi galiba biraz daha mı iyi oldu ışık bilmiyorum. Neyse idare edeceğiz böyle. Arkadan çok güneş vuruyor. Neler aldık? Yok, kapatıp kapatmaya çalışıyorum. Yine de oradan hani refleksiyon olarak ışık geliyor. Neyse, nur indi yüzüme. İyi mi? Böyle iki tane arkadaşlar şey aldık. Şöyle ıslak mendil devamlı aldığımız gibi zaten tuvalette çocuklar için alıyoruz. Ondan sonra şöyle az muz aldım bu sefer. 4 tane aldım. Şöyle organik muz aldım. Çok yenmiyor bizim evde muz bu aralar. Böyle armutlar indirimdeydi. Böyle armut aldık. Artık mandalin mevsimi çıktı. Mandalini aldık. Tereyağı aldık. 2 paket, hatta 3 paket aldım sonradan. Bugün bir şey yapacağım çocuklarla birlikte. Ondan sonra cuma şöyle bir tane de aşağı aldık. Sabun, el sabunu. Azra'nın sevdiği cipslerden aldık. Bugün kahvaltı için yine humus almış, vazgeçilmezimiz. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Sonra şöyle iş için falan yine peynir aldım. Kaşar. 2 tane salatalık aldım. Sizleri çok özledim arkadaşlar. Gerçekten belli oluyor değil mi? Gerçekten böyle biraz heyecanlı böyle açılış yaptım. Çünkü bayağı bir özlemişim böyle sizlerle konuşmayı. En son videoyu bir hafta önce yükledim galiba. Daha fazla belki de. O yüzden bayağı bir özleştik yani gerçekten. Artık arada mesafe olmasın. Biraz daha fazla yüklemeye çalışacağım. Şöyle 2 tane balık aldık fırına atmak için. Böyle pratik yemekler artık çok hayat kurtarıcı oluyor bizim evde arkadaşlar. Böyle işten geliyorum ancak 1-2 gibi. Ondan sonra 2 saat içinde hemen bir şeyler yapıp evi temizlemem lazım oluyor. Genelde bir doktor termini. Bugün yine Simba'nın bir termini vardı. İkinci aşısını oldu ve kulağında şey çıkmış yine. Kulak uyuzumu işte Evrim'cim sen daha iyi biliyordun, söylemiştin. Milben hani o düzelmemiş, doğarken oluyormuş zaten bebeklerde. Ondan sonra düzelmediği için öbür ilaçla şimdi başka bir ilaç verdi. Kulağına damlattı, böyle yağlı bir şey. Onu götürdük bugün işte. Şöyle 2 tane tost peyniri aldık arkadaşlar. 1 tane air fryer için patates aldık, böyle kahvaltılara iyi oluyor, pratik. Bu aralar çok incire takmış durumdayım. İncir yiyorum neredeyse her gün. İncir aldık. Turgut da bu arada burada. Ya bu siz daha haberiniz de yok arkadaşlar. Geçen hafta ben bayağı bir hastaydım. O videoyu çektikten sonra bayağı bir hastalandım. Grip oldum ve bu hala boğazımda böyle balgamlı bir öksürük var. Benden Turgut'a geçti. Önce beni bana geçirdi. Benden Turgut'a. Şimdi Turgut biraz grip. Şöyle bir tane yarın misafirimiz gelecek galiba. O yüzden şöyle birkaç misafirlik abur cubur da aldık. Ondan sonra şöyle çorbaların içine atmaya. Bunlar Alman usulü oluyor biraz. Grisnokar irmikli. Çocuklar bizim çok seviyor. Bayağı da dalmıyordum. Havalar soğuyunca dedim alayım yesinler. İyi oluyor çocuklara. Ondan sonra şöyle kabak aldım. Yine mücver falan yaparım diye. Azra çok seviyor. Şöyle tuzluk yine bilindik kaşığından almış. Sonra limon. Artık kış mevsimi limon mevsimi demek değil mi? Ondan sonra şöyle bir de hurma aldım. Beline okulda koyuyorum. Hurmayı çok seviyor. Bir paket çilek aldım. Yoğurtların içine falan koyuyoruz. Güzel oluyor çocuklarla. Ondan sonra roka aldım. Bunu genelde böyle hafta içi ben ekmek yapıyorum Turgut'la Beline'ye. Böyle çok seviyorlar. Turgut'a mozzarella yapıyorum. Beline kamemberle. Peynirli yani böyle güzel oluyor. Turgut şöyle cips almış. Şu mercimekli cips. Çocuklara şöyle bir tane şeker almıştım böyle. Sonra 2 tane tost ekmeği aldık canlar. Bunları ben derin dondurucuya koyuyorum. Böyle bazen arada bir lazım oluyor. Hatta bazen akşam yemeği niyetinde tost yediğimiz oluyor. Çocuklara şöyle ekmeklerden aldım. Bunların içine mozzarella koyuyorum. Güzel oluyor, işe götürüyor. Bilmeyin siyah ekmeği. Her zaman kahvaltıda siyah ekmek yiyor. Domatesler, şunlar indirimdeydi. Bunlardan aldım 2 paket. Sonra Turgut'un gofreti, mandaşın ettiğini çok seviyor bunları.
Her alışverişte alır bir gofret. Ondan sonra şöyle fırına atmalık ekmek aldık arkadaşlar. Hem kahvaltılık hem bazen hot dog yapıyor Turgut. Gerçi sosis almadık, hot dog'u nasıl yapacaktık bilmiyorum. Türk marketine uyuma üşendik, haftayı çalırız artık bir şekilde. Bunlar indirimdeydi, şöyle kurabiyeler dedim, yeni misafir gelecek ya, belki yanına koyarım. Çünkü kendim artık bu arada hiçbir şey yapamıyorum, zamanım olmuyor. O yüzden böyle hazır bir şeyler koyacağız. Ondan sonra şöyle şu Turgut bu üzümlerden almış, şey premium. Bunlar en güzel üzüm, bunlar oluyor. Gerçekten tadı da çok güzel. Yine domates çıktı. Ondan sonra ıvır zıvır, işte çocukların ıvır zıvırları. Bizim evde ıvır zıvır yeniliyor arkadaşlar. Yalan değil yani. Doğruya doğru. Şunu da misafir için aldım yine. Böyle keseriz dedim kek niyetini. Ondan sonra şöyle 15'li yumurta aldık. Her zamanki gibi. Savaş çıktı. Savaş çıktı. Dışarıda aynen böyle alarm sinyaller, sinyalları veriliyor. Duyuyor musunuz? Hadi barınaklara. Bugün savaş, bir şey deney varmış yine, böyle deney yapıyorlarmış, böyle denemek için probe. Ama Turgut'un dediği gibi o kadar çok sık yapıyorlar ki bir gün gerçek olacak ve hiçbirimiz ciddiye almayacağız bunu. Yani bilmiyorum artık, sonumuz hayır ola. Rabbim korusun hepimizi. Sonra şöyle ekmeği sürülebilen benim en sevdiğim peynirden aldım. İki tane de şöyle aldım arkadaşlar. Biri sade, biri de böyle kroytalı. Bunları yine ekmek yapmak için sabahları kullanıyorum. Okula şeye. Ondan sonra ne aldık? Sonra şıpara uğradık. Bugün şıpardan aldık peynirimizi, Türk peynirimizi, şöyle kahvaltılar için. Ondan sonra bir tane böyle süt tozu aldım. Bu arada kahveyi süt tozuyla içmeyi seveceğim. Yani onu içeceğim çünkü eskiden ben arkadaşım Nescafe içiyordum süt tozuyla. Kahvenin böyle daha güzel bir tadı, aroması oluyordu benim için. Şimdi böyle sütle içince böyle sanki o tadı alamıyorum. Süt tozu da tabii daha zararlı biliyorum ama ne yapayım, çok hoşuma gidiyor dedim, böyle arada bir kahvemi öyle içeceğim. Bu arada bazı arkadaşlarım yorum yazmış, fark etmişler kaşımı. Biliyorsunuz microblading yaptırdım kaşımı ve deep liner yaptırdım. Deep liner o kadar çok belli olmuyor bence ama yaşsızken. Ama kaşlarımı hiç boyamıyorum artık. Bu geçmiş hali biraz arkadaşlar. Biliyorsunuz iki kere yapılıyor. Yani nach behandlung, hafta cumartesi terminim var. Tekrardan üzerinden geçilecek. Yani böyle dikkatli bakınca, bakın şuralarda mesela benim kaşım yok. Ve şu anda hiç boyamadım. Ama videoda biraz renkten dolayı tuhaf duruyor olabilir. Bilmiyorum, biraz tuhaf duruyor sanki videoda. Yani kamerada. Ama çok güzel duruyor ve sade ve doğal duruyor bence. Yani tam bana yakışıyor. Dediğim gibi tekrar üstünden geçilecek. Çünkü kız, hani yapan kız söyledi bana. Abla biraz hani hafifleyebilir. Hani rengi açılabilir. O yüzden iki defa yapıyoruz nach behandlung dedi. Yani hem gözümün üstündeki o şeyi, yani deep liner. Eyeliner değil, deep liner. Şu tam şu kiprimin hizasında. Bir de kaşlarımı yaptırdım işte. Çok memnunum yani. Bence çok güzel. Hiç boyamama gerek kalmıyor artık kaşlarımı. Uğraşmıyorum. Ama dediğim gibi şuralardan tekrardan geçilecek haftaya. Ondan sonra video çekerim zaten. Şimdi güneşten dolayı ve kameradan dolayı biraz farklı duruyor olabilir arkadaşlar. Ama gerçeğinde gerçekten sık ve gür duruyor. Mesela şurası şurada değişik duruyor mesela videoda şu anda. Ama o kadar sade ve doğal ki aslında bence çok güzel. Yani yakından görmenizi isterdim. Bir tane daha tereyağı aldık işte sonra şu bardan. Çünkü bir başka bir tarif yapacağım bugün. Sonra çocuklara şöyle hazır çorba aldım. Birisi böyle harfli, birisi de sayılı. Seviyorlar kışın böyle okuldan gelince yemeği. Sonra şöyle elma püresi aldım bugünkü tarifim için. Elma püresi. Ondan sonra şunlar yeni çıkmış. Turgut'la denemek için aldık. Barbekülü yer fıstığı kaplamalı böyle bir şey. Ondan sonra sos tartar aldım. Bundan fish burger yapacağım. Yani balık ekmek gibi. Sonra bir tane böyle reçel tarzı wild prize bear aldık. Bunu genelde böyle schnitzel falan yapınca bu Almanlar tatlıyor ya bunu biraz. Biz de öyle seviyoruz. Turgut'la beraber onu aldık. Bir de bu sweet chicken roast'tan aldım. Bunu o tatlımın yanına yapacağım bugün. Böyle yani canlar. Ondan sonra bir poşetim daha var burada. Dediğim gibi bayağı bir ıvır zıvır da var. Hem misafir hem kendimiz. Turgut şöyle şey almış gene, krapfen. Çok seviyor bunları benimle Turgut. Sonra işte balık ekmek için, balık burger için şöyle iki tane burger ekmeği aldım. Hafta içi pratik kolay oluyor. Turgut çocuklara şöyle Maxi King almış. İki paket. Ondan sonra iki paket mozzarella peyniri aldım. Bu da yine
hafta içi ekmek için. Ondan sonra şöyle 2 paket grissini aldım. Böyle çubuk krakerlerden. Biz bunları genelde şu peynirlere batırıp yemesini seviyoruz. Şunlara böyle labneye batırıp yemesini seviyoruz. Böyle bazen televizyon izlerken, bazen böyle canımız sıkılırken böyle batırıp batırıp kütür kütür yiyoruz arkadaşlar. Tuvalet için ilaç aldım bir tane. Yine bir tane ekmek çıktı böyle kahvaltıda. Bir tane daha burger ekmeği aldık. Ondan sonra hafta içi için ekmeklerimiz var işte şöyle semmel, lavgın çayır. Bir de çocuklara şu çikolatadan aldım bir tane daha. Böyle bunlar tek tek yemeği seviyorlar. Böyle kışın geliyor genelde bu Noel zamanı bunlar buraya. Alışverişlerimiz bu kadar. Türk marketine gitmeye üşendik açıkçası. Biraz da etim vardı. Biliyorsunuz ay 26'sında Allah izin verirse biz yolcuyuz. İzin tatili yapacağız yani memlekete. O yüzden biraz daha böyle artık alışverişlerimiz daha azalır. Yani biraz böyle dikkatli alırız diye düşünüyorum. Böyle yani az sonra Turgut'la beraber dışarı çıkacağız. Ekçin'e falan gideceğiz. Gezeceğiz. Biraz Müle'ye gideceğiz. Bugün de böyle geçireceğiz. Ondan sonra da evde artık televizyon falan izleriz. Dün Yalı Çapkını vardı. İzleyemedim. Bugün falan bakarız. Ona kızılcık şerbeti de var değil mi Şatın? Ona bakarız. Böyle yani canlar. Umarım sizler iyisinizdir hepiniz. Gerçekten yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyoruz. Çok özledik. İnşallah böyle devamı gelecek bu vlogların. Yani gördüğünüz gibi zor zor hani alışmaya çalışıyoruz durumlara. Öyle yani bizden bu kadar. Yani bu gördüğünüz gibi yani öksürük burada balgam birikti. Buradaki balgam çıkmıyor bende kolay kolay. Geçen hafta bayağı bir kötüydüm. Hatta bir gün evde kaldım. Dinlendim. Raporluydum. Ondan sonra tekrar okula gittim. Artık alışmaya başlıyorum. Yavaş yavaş düzene güzel oluyor. Çocuklarla çok eğleniyorum arkadaşlar. Bir görseniz. Yani o kadar tatlılar ki böyle hepsini geri alıyorsunuz yani her şekilde. Çok seviyorum o yüzden. Böyle canlarım. Yani biz o zaman dışarı çıkalım. Dışarı çıkınca sizi tekrardan yanıma alırım. Ama biliyorsunuz genelde action turu falan bunlar büyük videolar oluyor. Uzun videolar oluyor. O yüzden onu ayrı çekeyim diye düşünüyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor sizlerde hayat? Herkes iyi mi? Çok merak ediyorum. Ayşe ablamı da merak ediyorum. Onu da bayağıdır görmedik aşkım biliyor musun? Yorumlarda. Çok korkuyorum. Ona bir şey mi oldu acaba diye. Yani bilmiyorum. Ayşe Demirtaş ablamdan buradan selam olsun hepinize ama merak ediyorum yani hiç bayağı da ulaşamıyorum. İnşallah bizim sesimizi duyar da yazar. Umarım iyidir hep o da yani kendi gerçekten çünkü her gün yorum yazıyordu. Bayağıdır yok çok merak ediyorum. Genelde yani baştan itibaren her gün yorum yazanlardı yani bir senedir neredeyse hep her gün yorum yazar Ayşe abla. O yüzden aklım onda biraz da yani hiç unutmadım hep aklımdasınız arkadaşlar. Her birinizi teker teker öpüyorum. Selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.